Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bu videoda bazı önemli noktalara değineceğim. Çok önemli bir duyuru yapacağım ve bir anket söyleyeceğim. Şimdi birazcık dürüst konuşacağım. Son böyle birkaç gündür şeyleri takip ediyorum. Kanaldaki videoların görüntüleme sayısını falan filan. Birazcık düşük ya, sadece bu son günlerde değil de bayağıdır böyle. Şimdi ben normalde 3 defa ara vermiştim YouTube'a. Birincisi şeydeydi, LS'ye girmeden önceydi. Yaklaşık böyle bir ay falan Haziran boyunca sanırım şey yapmamıştım, video çekmemiştim. Orada bayağı bir şeyler kaybettim. Sonra orada bayağı kanal böyle durakladı, bir şeyler oldu. Ondan sonra şey oldu, ben üniversiteye geldiğim zaman böyle ilk ay hiçbir şey yapamadım. Çünkü internetim yoktu. Gerekli yerim de yoktu. Yani küçücük bir masa vardı, bayağı küçük bir masa vardı. Hatta ondan sonraki bir ay boyunca oradan videolar çektim. Aynen oradan videolar çektim. Ondan sonra da işte kaza geçirdik. Kazadan sonraki bir ay daha hiç video çekmedim. Böyle olunca kanal bayağı geriye gitti. Şimdi normalde ben böyle istatistiklere fazla önem veren bir insan değilim. Beni biliyorsunuz ama belli bir yerden sonra bunlara dikkat etmem lazım. Çünkü şöyle bir şey var kanalımızda. Gizem videolarım bayağı izleniyor, bayağı ilgi duyuyor, bayağı izliyorsunuz gizem videolarını. Hatta bayağı bir izleniyor. Kanalın kendi kitlesini aşıyor, bayağı bir izleniyor da. Normal oyun videoları hiç izlenmiyor. Şimdi benim bu konuda hiçbir problemim yok. Fakat şöyle bir durum var. Mesela şu anda 50 bin abonenin üzerindeyiz. Bir video atıyorum maksimum, hani çok çok şeyse, oyun videosu bu arada, gizem videosu falan değil. Mesela 4000 falan izleniyor ki hani bu da bu maksimum 4000 falan maksimum rakam. Bu da pek şey yapmıyor ben açıkçası. Hani var olan ahbaplarıma sadece çok küçük bir şeyine ulaşmak, çok küçük bir payına ulaşmak bir şey yapmıyor. Dur, bulacağım o sözü bulacağım, bekleyin. Kelimeyi bulacağım. Çok küçük bir kısmına ulaşmak hani yüzde kaç oluyor? 5 mi, yüzde 10 mu artık? Böyle bir kısmına ulaşmak beni pek şey yapmıyor. Beni pek tatmin etmiyor. Şey oluyorum böyle. Herkesle yeteri kadar konuşamıyormuşum gibi geliyor. Bu da takılıyor böyle sürekli kafam. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bundan sonra bu kanal, ya bu en azından kanalda yaptığım oyun serilerini bitirdikten sonra yeni serileri başka bir şeyde çekeceğim. Yeni oyunları başka bir kanalda oynayacağım. Genel Serdar 146 olacak kanalda. Sadece işte sonunda oyun videoları olacak. Bu kanalda da şey olacak. Serdar 146 oyun gizemleri diye bırakacağım bunda. Neden böyle yapacağım? Çünkü bu iki ayrı konsept, iki ayrı kanaldan yürütmek istiyorum ki şey yapsın hani kanalın çok fazla dalanıp budaklanmasını istemiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım aslında. Çünkü şu anda birazcık karışık şeyler. Mesela her gün oyun videosu atmaya çalışıyorum. Onun yanında ne zaman gizem videosu atacağımı pek bilmiyorum. Şey yapıyorum, böyle baya düzensiz, dağınık olarak gidiyor. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Yani iki gene farklı bir şey olmayacak. Hatta birazcık daha fazla video atacağım herhalde, bilmiyorum. Gizem videoları daha düzenli olarak gelecek. Ben böyle bir motive olabilirim diye düşündüm. Çünkü bu aralar motivasyon açısından çok şeyim yani, bilmiyorum. İşleri falan hiç yapamıyorum. Odanın içi dağınık duruyor. Bulaşıkları falan çıkamıyorum. Bilmiyorum, fazla motive olamıyorum. bu şekilde motive olabileceğimi düşünüyorum. Hani bu kanala sadece oyun gizemlerinin videolarını atarak yani buradan düzenli bir düzen diyeceğim. Bu kanalda bir düzen oturtmayı düşünüyorum. O şekilde bir düzen. Ve böylece düzenli gizem videoları gelecek. Hani 2 ayda bir gizem videosu gelmeyecek. O yani haftada bir veya haftada iki, çok çok materyal bulmuşsam. Onun yanında da dediğim gibi Serdar 146 oyun videoları kanalında da normal oyun videolarından devam edeceğiz. Böylece sadece gizem videoları isteyen ahbaplarımız için bu kanal sadece onlara ayrılmış olur. Sadece onlar değil tabii, isteyen herkes ayrılmış olur da. Oyun videolarından takip edenlerse diğer kanala gidebilir. Neden böyle bir şey yapıyorum? Az önce açıkladığım gibi. Hani şey olsun, kanala bir böyle bir düzen gelsin, en azından kanalları olacak bu durumda da. Çünkü ne bileyim, böyle birazcık dağınık oluyor gibi ya. Tam tatmin değilim kanalın düzeninden. Sizlerden çok şeyim. Sizlerden çok memnunum. Ahbaplarımdan çok memnunum. Çok iyi ahbaplarım var. Çok harikasınız. Ama dediğim gibi kanalın düzeni pek şey yapmıyor bu aralar beni. Dedim yazdan önce falan birazcık daha iyi gibiydik böyle. Ama birazcık düzenlemem gerekiyor. Bu şey falan düzenlemem gerekiyor. Yani böyle anket yapacağım ama. Bunun için ilk önce anket yapacağım. Şey olmayacak, merak etmeyin. Aynı şekilde devam edecek. Oyun videoları izlemek istemeyenler için hiçbir sıkıntı yok. Gene bu kanala gizem videolar atacağım. Bu kanaldaki gizem videoları takip edebileceksiniz.
Oyun videoları isteyenler sadece bir kanala daha geçecek. O kadar. O da benim kanalım olduğu için bir sıkıntı olmayacak. Aynı şekilde zaten. Şeyleri bile aynı olacak. Belki bu kanalın kanal kapağını değiştirebilirim. Böyle gizemli bir şeyler koyabilirim. Şu anda GTA tarzında bir kapak var. Onu diğer kanala atacağım. Yani anket yapacağım ama aşağıda artık şu tarafta falan nerede bir açıklamada şey varsa link varsa bir ankete giden oraya tıklayın. Oradan ankette belirtin. Neden böyle bir şey düşündüm? Yani söylediğim gibi böyle bir düzen girsin istiyorum ya. Çünkü gizem videolarından mesela 100 bin izlenen var. Atıyorum bir Minecraft Story mod atıyorum ancak 1000 izleniyor falan. Ama yani normalde şey değilim, beni biliyorsunuz. Beni bayağıdır tanıyorsunuz zaten. 3 yıldır, neredeyse 3 yıl olmadı da 2,5 yıldır falan video çekiyorum. Hiç böyle şeyim olmadı işte. Sizden görüntülemi falan istemedim veya İşte girin diğer videoları görüntüleyin gibisinden bir şey istemedim. Ne de şeyden şikayet etmedim. Hiç de şikayet etmedim görüntülemelerden. Sadece hani bunu yapmak istememin tek sebebi hani bu videoların bir düzene girmesi. Çünkü şey olamıyorum. Dediğim gibi motive olamıyorum düzene girmedikçe. Mesela daha önce yazda kendime haftalık program çıkarıyordum. Her haftanın başında hani her hafta aynı şeyi yapmıyordum. Haftanın başında mesela haftanın sonunda pazar günü gelecek haftanın, önümüzdeki haftanın programını falan yapıyordum. Tabii yazda daha çok zamanım vardı. Şimdi daha az zamanım olduğu için daha düzenli bir şey lazım. O yüzden dediğim gibi böyle olabilir. Dediğim gibi anketten istediğinizi seçebilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar, da başka diyeceğim bir şey var mı? İşte Call of Duty oynayabilirim diğer kanalda. Fallout 4 falan oynayabilirim. Burada buraya vuruyorum. Bu su, hani su. Bir şey yok burada. Sadece su. Bunun neden şey yok? Ha, varmış. Üzerinde böyle marka falan var. Neyse. Uf. Fazla şey, başka konuları kaçıyorum. Neyse, ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ne diyordum ben burada ya? Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay. Ha, bu arada çok yoruldum. O yüzden böyle birazcık tek konuşuyorum. Daha demin metrodan geldim. O merdivenleri çıka çıka. Uf. Bir şu Garettepe'de şey var. Bu 500 metre gidiyorsun şeyle ya. Yürüyorsun orada. Ben atletik bir vücudum yok benim. Beni yürütmeyin böyle. İstanbul neden beni böyle yürütüyorsun? Neyse. Ne diyorduk ha? Bye bye.